Selam millet, 17 ve 18. bölümü erken bir şekilde izleme fırsatı elde eden yazarların bu bölümlerle ilgili analizlerini paylaştığını bir önceki videomda sizlere söylemiştim. Bu bölümlerden birinde özellikle de önemli bir karakterin öleceğini söyleyen Julian Cannon'ın yazısını sizlerle paylaşmıştım. Bu videoda yine bu iki bölümü içeren önemli bir incelemeyi, Cameron Bonomolo'nun comicbook.com'da kaleme aldığı incelemeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hızlı bir şekilde Google Translate yardımıyla Cameron'ın 17 ve 18. bölümde nelerden bahsetmiş olduğunu hep birlikte göz atalım. Makalenin linkini videonun açıklamasında kısmına bıraktım. İlgilenenler orijinal kaynağına buradan göz atabilir. İncelemeye sunulan Lockdown ve End of Deal başlıklı ilk iki bölüme bakılırsa henüz tam anlamıyla bir final ya da sonun yaklaşmakta olduğu hissi yok. Ancak bu iki bölüm sağlam bir başlangıç yaptı. Nasıl olduğunu söylemek spoiler vermek olur ancak her iki bölümde de Walking Dead'in 20 Kasım'daki dizi finaliyle sona erecek olan oyunun sonunu hazırlıyor. Bitiyor hissi kalan 6 bölüm boyunca etkisini gösterecek çünkü End of Deal 9 Ekim'de AMC'de yayınlanacak. Çizgi roman okurlarının bile tahmin edemeyeceği bir sürprizle sezon yeni ve beklenmedik bir yöne çevirecek. AMC'nin Robert Kirkman'ın çizgi romanından uyarladığı dizinin showrunner'ı ve dizinin deneyimli ismi Angela Khan, hayatta kalanların yerleşip medeniyeti yeniden başlatmayı umdukları, görünüşte cennet gibi bir Ohio topluluğu olan Commonwealth etrafındaki çatışmayı genişletti ve derinleştirdi. Gruplar ve topluluklarla karşılaşmak Walking Dead için yeni bir şey değil ama dizi daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yaparak epik bir kapsam ve ölçekle kelimenin tam anlamıyla yeni bir bölgeye giriyor. Hayatta kalan yaklaşık 50 bin kişiden oluşan kıyamet sonrası bir toplumda geçiyor ve buranın eski dünya olmadığını hatırlatan tek şey aylaklar. Kısmen korku, kısmen siyasi gerilim türündeki Walking Dead ölülerle savaş, yaşayanlardan kork mantığıyla kahramanlarımızın Commonwealth topluluğunun yeni dünya düzeniyle ilgili çatışmasıyla yeni bir hayat buldu. Esasen iki bölümden oluşan Lockdown yani 17. bölüm, Nisan ayındaki Axe of God sezon ortası finalinin kaldığı yerinden devam edecek. Hilltop, Oceanside ve Alexandria düşman işgali altında. Commonwealth'in militarize karakolları olarak ele geçirilmiş durumda. 200'lü vali yardımcısı Lance Horns Binin zırhlı askerlerden oluşan ordusu tarafından avlanan Daryl ve Maggie'nin birlikte hareket ettiği grubu Hornsby'nin intikamını almadan önce halklarını Commonwealth'ten çıkarmak için plan yapar. Commonwealth duvarlarının içinde Connie'nin makalesinin vali Pamela Milton ve oğlu Sebastian'ın yolsuzluklarını ortaya çıkarmasının ardından Milton karşıtı bir hareket adalet için protesto düzenler. Carol ve Jerry Hornsby'nin casusları tarafından hedef alınan çocukları korurken General Mercer ve asker Rosita Commonwealth'i kilitlenmeye zorlayan ve çıkış planını tehlikeye atan devasa bir aylak sürüsünü temizlemek için gönderilir. Geri dönen ilk iki bölümde hayranların sevdiği şeylerden daha fazlası var. Daha fazla sansürsüz bir F bombası, daha fazla zombi vahşeti, hayranların en sevdiği isimler ve daha fazla karakter karışımı. Aksiyon dolu premier. Daryl ve Maggie'yi ayırıp Carol ve Negan'ı Commonwealth'in içindeki bir görevde eşleştirirken Hornsby onlara görüldükleri yerde vurulmalarını emrediyor. Bu iş burada bitiyor. Lockdown yani 17. bölüm 6. sezonun ikinci yarısını başlatan ve tüm Alexandria'nın istilacı bir aylak sürüsünü savuşturduğu, epik, patlayıcı sezon ortası premieri olan No Way Out kadar olmasa da Greg Nicotero'nun yönettiği bölüm yoğun ve zorlayıcı baştan sona heyecan verici bir yolculuk olacak. Eugene ve ihbarcı Max'in Milton rejiminin altına oymak için harekete geçmeleriyle bundan sonra olacakların büyük ölçüde kurgulandığı End of Deal yani 18. bölümde de son dakikalarına kadar biraz frene basıyor. Angela Khan'ın showrunner olarak görev yaptığı pek çok bölüm gibi anlaşma da bizi oyunun kurallarını değiştirecek bir sonraki bölüme iten, dudak uçuklu bir uçuruma sona eriyor. Angela Khan ve aynı zamanda da AMC'nin The Walking Dead evreninin baş yaratıcı sorumlusu olan baş yapımcı Scott Gimple bu son 8 bölümün Walking Dead hikayesini tamamlamakla ilgili olduğu sözünü verdiler, spin-off kurmakla değil. 2023'te 3 devam dizisinin yayınlanması planlanıyor. Rick ve Michonne'u yeniden bir araya getiren bir dizi olacak. Daryl'a Fransa'da odaklanan bir solo dizi olacak ve Maggie ile Negan'ı kıyamet sonrası New York'a birlikte gönderecek olan Walking Dead Dead City olacak. Sezon 11'in bu 3. ve son bölümünün bitiş çizgisine bu kadar yakın bir zamanda bölgesel varyant zombileri tanıtması kuşkuludur. Ancak bu kapanış bölümlerinde çok fazla yaşam kaldı. Her hikayenin sonu çok önemlidir. Son 8 bölümün ilk ikisine bakılırsa Walking Dead'in sonu yeni bir başlangıç olabilir. Makale bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence 17 ve 18. bölüm için gerçekten çok önemli bilgiler sunmuş. Özellikle de 18. bölümün sonu uçurumla bitecekse eğer 18. bölümde sizlere bir önceki makalede de bahsettiğim gibi ve yine burada da bahsedildiği gibi önemli bir ölüm olacak. Bakalım ölecek olan bu karakter kim? Ben de sizler gibi merakla bekliyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.